bir geliyor. Böyle o oraya sıkıştıkça size de oluyor mu öyle şey böyle bakarken? Böyle belli bir aralıkta sıkışan borsalarda sizi de böyle bir klostrofobik bir şey oluyor mu? Mesela Erdoğan Turan'a ben bir sorayım. Yani BIST 100 buralara sıkışınca sizde böyle bir klostrofobik bir şey, o maslağın camlarını açıp maslaktan bir bağırasınız geliyor mu dışarı karşı? Ne yazık ki camları açamıyoruz. Öyle bir imkanımız olsaydı belki bunu kullanabilirdik. Ama şu var. En azından 77 binin üzerinde kalmayı başaran bir borsa ile karşı karşıyayız. Gün içinde 77 binin altında sarkıyoruz ama öyle veya böyle artık 77 binin üstündeyiz. 77 bin şimdilik kısa vadeli dip gibi gözüküyor. Yurt dışındaki borsalardan geride miyiz? Gerideyiz ama malum sebeplerle gerideyiz. Herhalde bu geride olma meselesi yaklaşık bir iki hafta kadar daha devam edecek gibi gözüküyor. Borsa İstanbul öyle de diğer enstrümanlarda farklı bir durum mu var? Hayır. Dolar TL'de de 2.15'in altına inemeyen ama 2.17'nin üzerine çıkamayan bir sıkışıklık hali var. Orada da en azından yurt içindeki diğer piyasaların da beklediği yeni hükümetin, yeni kabinenin bekleniyor olması mantıklı. Dünyadan gelen haberler, makroekonomik veriler çok parlak değil. Bunlar da tabii en son gelen veriyle söyleyeyim, ABD'den gelen perakende satış rakamları. Nisan, Mart'tan beri geriliyor. Bu da acaba işte dedirtiyor tekrar, FED çok hızlı adım atmaz herhalde deyip bir miktar dolara değer kaybettiriyor. Ama bunlar günlük hareketler. Euro dolarda yaşananlar hala bir yön gösteren hareketler değil. 1.33 ile 1.34 arasında bir seyir var. Orası daha da daralan bir hale gidiyormuş gibi gözüküyor. Aslında yeni bir şeyden bahsetmiyoruz. Yaratılan heyecanlar kalıcı heyecanlar da değil. Sıkıcı seyir bütün varlıklarda, altın dahil, devam ediyor. En azından ayın 21'indeki Jackson Hole toplantısında acaba Yellen yeni bir şey söyler mi diye beklerken bütün dünya piyasalarındaki bu sıkışıklığın devamını beklemek çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. Aslında yine aynı şeyi söyleyeceğim. Biz böyle sıkıldığımız için Jackson Hole'la böyle bir havaya girmek istiyoruz ama hiç öyle yani hayal kırıklığına uğratacak. Bizim en büyük heyecanımız ayın 27'sinde PPK'dan olacak. Bir tahmin alayım sadece son olarak sizden. Pas geçeceğiz diye düşünüyorum. Pas geçeceğiz. Faiz bir faiz indirimi yapılmayacak diyorsunuz. Erdoğan Turan'a çok çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeler için. O vakit Haydar abi çaylar diyorum. Cüneyt Başar Ağa'nın yerine diyorum. Güzem Yılmaz'ı da touch screen'in önüne yerine davet ediyorum. Ve üçüncü seans başlayacak efendim.